Kış geldi ama 8. sezon çabuk gelmeyecek. Watch the Thrones'a hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Game of Thrones'un yayınlanan son bölümündeki Easter egg, önemli anlar ve teorilere göz gezdiriyoruz. Bu hafta 7. sezonun 7. ve son bölümü olan The Dragon and the Wolf'a bakacağız. They swim. No. Good. Bu arada diğer muhteşem videolarımızı izlemek için subscribe butonuna hemen tıklayın. 3 numara The Dragon Pit. This place was the beginning of the end for my family. Bu anı hepimiz çok bekledik. Eski yıkık bir harabenin içinde Dany, Jon, Tyrion, Jaime ve Cersei hepsi bir arada. We've been here for some time. My apologies. Dragon's Pit'in tarihi, yaklaşan savaşta avantaj ihtimalinin yaşayan tarafta olduğunu gösterir nitelikteydi. Hatırlarsanız Dany, Dragon's Pit'te zincir altında tutulan ejderhaların giderek zayıfladığını ve küçüldüğünü anlattı. Özgür olanların ise yoluna devam edebileceğini vurguladı. They were terrifying. Extraordinary. They filled people with wonder and awe, and we locked them in here. Dany'nin iki ejderhası da uzunca bir süre zincir altındaydı. Bu yüzden Drogon, Rhaegal ve Viserion'dan çok daha iri. Drogon ve zombi kardeşi Viserion ile olan birebir karşılaşmada bu fark yaratabilir mi? Umarız. İyi ki Night King, Drogon'un kendi bineği yapabileceği atışı yapamamış. İki numara, Littlefinger'ın adaleti. Sometimes, when I try to understand a person's motives, I play a little game. Peter Baelish, Westeros'un en büyük düzenbazlarından biriydi. Ve kendisinden bu bölümde bahsetmeseydik, oynamaya çalıştığı büyük oyun ve etkili plana haksızlık etmiş olurduk. Hatırlatmak adına, Littlefinger, Lysa Arryn ile birlikte Vadinin Lordu ve Kralın Eli, Jon Arryn'i öldürmüş, Bran'ı öldürmesi için bir katil tutmuştu. Böylelikle Lannister ve Starkların arasında husumet çıkacaktı. Ki çıktı da. Beş Krallar Savaşı ile sonuçlanan bu dolapların sonunda Peter istediği kaosu yaratmıştı. Böylelikle önce vadiyi, ardından da Süzey'i yönetecek, hayalini kurduğu tahta biraz daha yaklaşabilecekti. Uzunca bir süre bu plan işledi. Ancak Winterfell'e gelene kadar. Sansa'yı bir süre kontrol etse de bu plan patladı. I'm a slow learner. It's true. But I learn. Çevirdiği dolaplar kendi ayağına dolanan Littlefinger, bunu canıyla ödedi. Böylelikle buz ve ateşin dünyasının en kendine has, nadir ve muazzam karakterlerinden birini kaybetti. Birinci sıraya geçmeden önce bu haftanın en iyi repliklerine şöyle bir bakalım. I'm glad you're alive. Come on, you can suck his magic cock later. I became the three-eyed raven. Oh. I don't know what that means. Bir numara, Ice and Fire. He's never been a bastard. He's the heir to the Iron Throne. Bu sezonun 5. bölümünde dikkatli hayranların gözünden kaçmamıştı aslında. Maynard says here that he issued an annulment for Prince Rhaegar and remarried him to someone else. Bran de sonunda ağzındaki baklayı çıkardı. Jon'un gerçek ismini öğrenmiş olduk. His name is Aegon Targaryen. Ve bu bizi hayal kırıklığına uğratmadı. Jon halasıyla, Aegon halasıyla yatarken biz de o sırada Rhaegar Targaryen'in ilk kez neye benzediğini gördük. Kendisi Viserys'in birebir kopyası gibiydi. Hayranlar her ne kadar bu görüntüyü sevmese de. Bir başka nokta ise Rhaegar muhtemelen Aegon ismini haddinden fazla seviyor. Wasn't that the Mummer's Ford? Dump your dead children at some other door. House Clegane was built upon dead children. I saw them lay Prince Aegon and Princess Rhaenys before the Iron. Dağın katlettiği Elia Martell'den doğan ilk oğlunun ismi de Aegon'du. Eğer Jon ailesiyle ilgili bu gerçeği öğrenirse, Theon'a verdiği nasihatlerde Ned ile ilgili bölümleri hatırlasa fena olmaz. Öz babası olmayabilir ama Jon Ned'in yetiştirdiği adam. Just like he's a part of me. Sizi en çok heyecanlandıran detay hangisiydi?
diğer muhteşem videolarımız için WatchMojo.com Türkiye'yi takip etmeyi unutmayın.